Öyle bir hesaptayız ki arkadaşlar, az sonra hesaba giriş yapacağız. Veri aktarımını gerçekleştirdim. Çok yüksek kolektif gücü olan bir hesaba giriş yapacağız. Ben de maksimum kolektif gücünü bilmiyorum. Sadece çok yüksek olduğunu biliyorum. Oyuncuları falan hiç görmedim. Discord'umuzdan Emre Ay arkadaşımızın hesabı. Öncelikle Emre Ay'a çok teşekkür ediyoruz. Hesabının bilgilerini bize verdi. Şimdi hesabını inceleyeceğiz. Hangi oyuncuları çıkarmış? Discord'umuzla ilgilenen Görkem arkadaşımız da vesile oldu. Ve Emre Ay'ın hesabına şimdi giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne tür oyuncular var. Kolektif gücünün çok yüksek olduğunu Görkem söylemişti. Bakalım ne tür oyuncuları çıkarmış arkadaşımız. Hesaba giriş yapıyoruz. Evet, güncelleme için boş alan gerekli dedi. Çarpıya tıkladık. Şimdi oyun planı... arkadaşımız oyun planı boşalttı denmişti. Evet, öyle yapmış. Menajer Guardiola. Şimdi oyunculara nereden baksak, benim takımı kurmam için boşaltmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben oyuncuları görmek için çok merak ediyordum. Ne tür oyuncuları var diye. Kanalımızdan Abdullah Komutan Instagram'dan mini bir video atmıştı. Ben o videoyu görünce şok oldum. Onun hesabında da çok iyi oyuncular var. Ya dedim ki ben de Görkem'e, Discord'umuzdaki arkadaşlarımızın çok yüksek kolektif güçleri olabilir. Şöyle en güçlü hesaba, kolektif gücü çok yüksek olan hesaplara bakabiliriz diye düşündüm ben de. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. PES zamanında eskiden bir kere gerçekleştirmiştik bunu. Şimdi ikinci defa oluyor kanalımızda. Şimdi kadroya nereden bakalım? Takımımdan bakalım. Bir takımımdan oyunculara bakalım. Orada şöyle tüm oyuncuları bir görelim arkadaşlar. Sonra kadromuza daha da yüksek seviyelere çıkacaklar. 693 oyuncu var. 750'ye kadar arttırılmış yuva. Formalar 8 demekte. Manchester United, Bayern Münih, Arjantin, Brezilya, Barcelona. 2 tane de futbol forması. Menajerler. Guardiola, Cruyff paketleri alınmış. Luis Roman, Zeisler, Southgate, Tuchel. Şimdi oyunculara tıklıyoruz. En önemli yer. Tıkladık. Bende de bir heyecan var arkadaşlar şu an. Şimdi genel dereceye göre sıralı galiba. Bir yine kontrol edelim. Lionel Messi. Bunlar kadromuzda daha da yukarı seviyeye çıkacak. Erling Haaland'ın Showtime'ı. Mbappe'nin Showtime'ı. Ronaldinho'nun Big Time'ı. Lionel Messi'nin bu yeni 103'lük paketindeki kartı. Cruyff Erling Haaland'dan bir tane daha. Ama diğer Erling Haaland kartı. Yani iki tane Erling Haaland var. Kevin De Bruyne. Mike, maşallah diyeyim ben, nazarım değmesin. Michael Owen. Neymar. Maldini, Gerrard, Van Nistelrooy bayağı iyi bir oyuncu. Matheus, ben de diyor ki arkadaşlar da ben de izliyorum. Yani elimde olan arkadaşları YouTube'da falan izliyorum. Çok iyi oynayanlar var. Matheus, Şevşenko var. Totti var. Oliver Kahn var. Bunlar yeni oyuncular. Üst üste çıkarmış arkadaşımız. Cannavaro, Neymar, Griezmann, Ödegaard, Bastoni, Saiz. Şu an hep Showtime, Big Time falan gidiyoruz arkadaşlar. Değil mi? Hiç araya normal kart girmedi galiba. Hani böyle renkli Mbappe falan da yok. Hep böyle özel kartlar. Hani Mbappe'nin de Showtime kartı. Şimdi Mbappe'nin Player of the Week olabilir, Club Selection olabilir. O bile yok. Tamamen özel. Şevşenko bile var. Oliver Kahn, Totti. Bunlar daha bir hafta içerisinde hemen üst üste gelenler. Neymar'ın Brezilya paketindeki kartı. Griezmann, Ödegaard, Bastoni, Marquinhos, Hernandez, Kurta, bunlar da paketlerden alınmış. Geçmişte milli takımların paketleri eklenmişti. Çok da güzel futbolcular vardı. Bazılarının fiyatı 900 futbol parasıydı. Bazıları 1500'dü. Birçok yüksek seviyeli futbolcu yer alıyordu. Kevin De Bruyne, Kimmich. Bunlar kadromuzda çok uçacak arkadaşlar. Ha, Mbappe'nin kartı, 91 kartı bayağı aşağılarda kalmış. Koeman'ın Big Time kartı. Inzaghi, Rafael Leao, Schneider. Benzema'nın bu Fransa'daki özel kartı. Nesta, Kaka, Schneider, bir tane daha Schneider. Drogba, Iniesta, Rummenigge, Beckham var. Burada sözleşmesi bitmiş oyuncular da var. PES zamanından bir hesap. Cruyff'lar, Messi'ler, Thiago Silva'nın Showtime kartı. Bunlar Vinicius Junior falan da o Showtime'ların yanına eklenmişti. O renkli kartlardan. Şu an aktif futbola devam eden futbolcuların renkli kartları. Bunlar da yüksek seviyeli. Şimdi kadroya bir koyacağız. 98-99. Sané'nin sol açık, Erling Haaland'ın City takımı kartı, Felix, Kolibali, Rice, Nkunku'nun Fransa milli takım kartı, Müller, Bastoni, Donnarumma. Bunlar da bu mesela iki İtalyan'da İtalya paketi gelmişti. Futbol parasıyla top açılımı şeklinde. Oradan Roberto Carlos var. Hem de iki tane. Yani ya, bir soldakine bakıyorum, bir sağdakine bakıyorum.
İnsan kararsız kalır hangisini seçeceği zaman. Sağ taraftaki güçlendiricili, sol tarafta Capu, sonra sağında Xabi Alonso, Luis Figo, Fernando Torres, Totti, Che, Pirlo. Efsaneler o kadar fazla ki, çok güzel de efsaneler var. Eskiden Ronaldinho, Patrick Vieira, Andrés Iniesta, Bruno Fernandes. Şimdi aşağılara iniyoruz ama böyle yine oralardan epik falan çıkabilir. Güzel isimler var burada. Şimdi bu isimler pakete gelse çıkarmak çok isterdik. Marquinhos, Depaul, Sergio Busquets, Pellegrini, Koundé, De Jong. Yani seviyeler hala çok yüksek. 95 kadromuz artacak bunlar. 98'e falan çıkacaklar. Neymar'ın o kadar kartı var ki. Eskilerden Beckenbauer, Casillas, Van Basten, Romario, Neymar. Burada da güzel kartlar. Sen Maximen. 94 seviyelere indik. Ama hala baktığımızda isim olarak çok güzel futbolcular. Birçoğu paket futbolcusu. Keşke bu paketler tekrardan gelse. Burada yine epikler var. Belletti, Irvin, York. Aşağılara iniyoruz. Yine epik çıkar mı acaba? Belki düşük seviyeli epik filan. Eski PES zamanından ikonlar var. Eto var. Cannavaro, Del Piero, Kaka. Ha, şu an bile bunlarla oynayabiliriz. Bu oyuncuların özellikleri hala güzel. Ama tabii bu hesapta çok daha yüksek seviyeli, güçlendiricili hatta oyuncular artık bulunmakta. Aşağılara doğru inelim. Şimdi 93'lüklere kadar geldik. Şuraya yine bir bakalım ne tür oyuncular var. Paketlerin en güzel futbolcuları bu hesapta bulunmakta. PES zamandan yine efsanelerimiz. Alphonso Davies'in epik kartı bile var. Neydi o zamanlar PES zamanında? Ochoa'nın iki tane kartı var. Biri hediye edilen, diğeri paket kartı. Burada eski PES zamanından isimler. Mukoko. Fred, Brezilya paketinden. Şimdi artık aşağılara doğru indik. Ama ya şimdi kadro kurarken insan çok zorlanır. O kadar yüksek seviyeli isimler var ki. Artık burada aşağılara doğru indik. Şu hızlıca bir bakalım. Oo, Kaka'dan bir tane daha var. Bazı efsanelerden ikişer tane, üçer tane bulunmakta. PES zamanında bir çıkan efsane bir daha çıkabiliyordu. Ondan dolayı mesela aynı efsane birçok defa elimizde bulunabilir. Martinez'in kartı çok değişik durdu. Bir ara gelmişti öyle farklı tasarımlı kartlar. Burada daha fullenmemiş. Donnarumma var, Musiala'lar var, Tonali. Yani bu isimler zaten ilk 11 topçuları neredeyse. Güzel futbolcular. Locatelli, Lautaro Martinez'den kaç tane? Van Dijk, Hakimi, Ter Stegen. Yani şu futbolcuları bile alıp kullanabiliriz. Kulusevski, 97 seviye. Jordi Alba, Sané. Daha hiç kullanmamış isimler. Son. Şu an Messi paketindeki oyuncular. Romero, Depaul, Di Maria, Bono, Mount. 98'e kadar çıkıyor bu kartı. İspanya'daki oyuncular. Bu isimler fullenmemiş. PES'ten Kagawa da var. Kagawa'yı ben pek görmüyordum. Şimdi görünce çok şaşırdım. Fenerbahçe'den futbolcular da yer yer var. Şöyle aşağılara doğru inelim. Bu isimler güzel. Bazıları fullenmemiş de. Yani fullense tabii bu hesapta şimdi o kadar güzel futbolcular var ki bu futbolcular çok forma şansı bulamayacak. Farklı bir hesapta olsa mesela ben buradaki birçok futbolcuyu kullanırdım kendi hesabımda. İstediğim bazı futbolcular bu hesapta bulunuyor. Şöyle aşağılara doğru indik. Burada artık seviyeler düştü ve fullenmemiş oyuncular var artık. Çoğu da renkli kart olduğu için arkadaşlar 5 yıldızları silip adaylı sözleşme kazanabiliyoruz. Bu hesapta adaylı sözleşmeler çok iş yapacak. Çünkü çok fazla efsane var. Sözleşmeleri bittiğinde değerlendirilir. Umut Nayır. Ve aşağılara doğru inelim. Fenerbahçeli büyük ihtimalle hesabın sahibi Emray. Fenerbahçeli bütün futbolcular var diyebiliriz. Bunlar da büyük ihtimalle beceri olabilir. Mesela bir tanesine tıklasak oyuncu ayrıntıları var mıdır beceri? Oyuncu becerileri yok. Ek beceri taban kontrolü. Bu düşük seviyeli isimlere de beceriler eklemiş arkadaşımız. Şöyle bir bakalım rastgele ayak çalımı ve dönüş. İstediği futbolculara bu becerileri aktarmakta. Şimdi biz bu oyunculardan kadro kuralım arkadaşlar ama nasıl kadro kursak? En yüksek kolektif güç ya da şöyle de olabilir.
Benim en beğendiğim oyuncular ya da hiç oynamadığım oyunculardan bir kadro da olabilir. Shevchenko zaten yeni kartlar mesela güçlendiricili kartlar. Shevchenko, Totti, Oliver Kahn üst üste yeni geldi. Erling Haaland'ın Showtime'ının biri bizim yedek hesaba çıkmıştı. Kevin De Bruyne, Van Nistelrooy mesela çok önemli. Kan Navarro, Neymar'ın bu kartı. Önce şey yapalım arkadaşlar. En yüksek kolektif güce göre kadromuzu bir oluşturalım. Şöyle insan doyamıyor bakmaya tek tek. Şöyle en yüksekten başlasak. Şimdi Messi'nin bu kartı güçlendiricili. İki ofansif orta sahada oynayabileceğimiz diziliş. Şimdi burada Erling Haaland var. 102 seviye. Mbappe ama kanatta da kullanabiliriz. Duruma göre bakacağız. Kaleci Oliver Kahn. Şimdi Shevchenko 102 seviye. Cruyff 99'dan 102. Kevin De Bruyne var. Burada Totti var. Ronaldinho var. Ronaldinho o da çok yüksek seviyeli. Ronaldinho'yu hatta ne yapabiliriz? Şöyle baktığım zaman acaba dedim kadroda nerede kullanabiliriz? 7'ye de alabiliriz. Onun yerine başka birini de çekebiliriz. Totti 102'ye kadar çıkıyor. Totti de hangi bölgelerde oynamakta? Ofansif orta sahada falan kullanabiliyoruz. Messi'nin de bu kartında sağ açık, santrafor, gizli forvet falan oynatabiliyoruz. Ha burada Neymar var. Kanada Neymar alalım. Daha yüksek seviye olacak. Maldini. Santrafor Michael Owen. 102'lere bakın arkadaşlar. Yedekte 102 seviyeli futbolcular var. Sonra Steven Gerrard. Gerrard'ın bu kartı da 101. 101'e kadar çıkmakta. Matheus stoperde de kullanabildiğimiz bir isim. Cannavaro. Stoperlerin üçü de 101. Vay be. Sol bek Roberto Carlos var. Onu da sol kanatta kullanabiliriz. Mesela sol kanata atabiliriz. Bir tane daha stoperimiz Nesta. Nesta da yüksek seviyeli. Mesela şöyle bir bıraksak kadroya. O da 101. Efsane bir şey bu. Süper bir şey. Şimdi Schneider 101. Şimdi Neymar'ı biz almıştık diğer kart. Van Nistelrooy 101. Yüzlük futbolcu yok kadroda herhalde. Bir tane Michael Owen var yani. Şu an en düşük seviyeli isim kadromuzda Michael Owen. Şimdi geldik Griezmann'a. Griezmann da 100 seviye olmalı. Ødegaard var. 100. Bastoni. Yedeklerde yer kalmadı artık. Bir tane boşumuz var. Nasıl bir kadro? Yani kimi alabiliriz diye bakıyorum. Çok fazla yıldız var ki insan seçemiyor da. Biz en yükseklerden bakalım. Aldık. Yani öyle isimler de kenarda var ki 102'lik isimler kenarda kaldı. İstersek onlardan birisini kadroya alabiliriz. Mesela güçlendiricili Totti. Santraforda da oynayabiliyor Totti. İstersek oraya da çekebiliriz. Ronaldinho'yu ben alayım ama. Şimdi Ronaldinho varsa benim için Ronaldinho kırmızı çizgi. İlk 11'de 100 seviyeli futbolcu yok. 101, 102, 103. Kenarda 102'ler. Yüzlük çok az. Harika bir kadro. Yani ben şu an bile böyle ayrı bir heyecan var bende. İlk defa böyle bir kadroya yakından bakıyorum. Hani dokunabiliyorum. Oyuncuların yerini değiştirebiliyorum. Çok güzel seviyeli futbolcular. Hani hayal ettiğimiz, çok istediğimiz isimler. Hatta stopere şu Cannavaro'yu çekebiliriz. Başka stoper var mıydı kenarda? Matheus'u istersek öne de alabiliriz. Ben maça çıkacak olsaydım ama Matheus'u ortaya alırdım. Biraz daha savunması güçlü olduğu için. İstersek Dosta yapabiliriz. Şöyle sağlam defansı olan stoperlerin önüne kendisini yerleştirirdim. Uzun pasları da var. Efsane bir kadro. Arkadaşımız güle güle kullansın Emray. Daha da güzel futbolcuları çıkarsın diyeceğim ama tabii daha güzellerini bulmak çok zor. Belki onun da istediği, çok istediği, çıkaramadığı isim var mıdır? Yoktur herhalde. Varsa yorum yazabilir, bizlerle paylaşabilir o da. Ya şu futbolcuyu çok istedim ama hiç çıkaramadım dediği futbolcu varsa bizlerle görüşünü paylaşabilir. İnşallah o zaman ona da en az e-futbol parasına çıkar. Acaba bu futbolcular için ne kadar e-futbol parası harcadı? Belki o bilgiyi de bizlerle paylaşabilir. Yorum yazarak bizlere ulaşabilir. Kendisi bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Oyun planı listesinde neler var acaba? Emre'nin kurduğu kendi takımlarını da şöyle baktığımızda mesela farklı bir dizilişte böyle bir kadro kurmuş kendisi. Yine en yüksek kolektif gücü ayarlı. Biz de 3144'e kadar çıkarmıştık. Kaka'yı mesela yedeklere alabiliriz. 100 seviyeli futbolculardan bir tanesi. Bu şekilde de 3144'e kadar ulaşmakta. Diğer takımlara baksak böyle yüksek forvetsiz diyor.
Bu diziliş, forvetsiz diziliş 4-2-2-2 dizilişi, forvet yoktu. Böyle bir kadroyla maça çıkabiliriz. 3 ofansif orta sahalı mesela, yine 3-1-144 dizilişine ulaşan kadrosu. 3 ofansif orta sahada oynayabileceğimiz diziliş. Zaman zaman bu diziliş gelmişti arkadaşlar. Her zaman gelmiyor 3 ofansif orta sahada diziliş. Bizim kurduğumuz kadro da bu şekildeydi. Ama ben Kaka'yı gördüm ya, o Kaka'yı aslında alabiliriz kadroya diyeceğim. Ama yani yüzlük Rummenigge, Beckham var. Ve kim vardı bizde? Bu bizim kadroydu değil mi? Evet, bizde ha, Michael Owen var. Burada Inzaghi var. Bunlardan birini çıkarıp yerine Kaka'yı da alabiliriz. Burada aslında diğer big time'lar da var. Ben Kaka'yı alayım. Kaka'yı alayım. Ya insan da kıyamıyor ki hangisini çıkaracağını, ama Michael Owen'ı eleyebiliriz. Elimizde forvetler var. Inzaghi süper yedek. Sonradan oyuna girer mesela oynasak. Çok güzel bir kadro. Yani bir yıldız çıkıyor, bir yıldız giriyor. Ya, bu kadro bizim kurduğumuz muydu? Cruyff'u biz ileri mi almıştık? Ya da arkadaşımızın kadrosu da olabilir. Karışmış olabilir kadrolar. Ha, burada Inzaghi de var. 3144, yani en yüksek kolektif güç 3144'e kadar çıkmakta. Efsane bir kadro. Yani darısı bizlere diyelim inşallah. Yani biz böyle bir seri yapar mıyız bilmiyorum, ama kanalımızda ya da Discord'umuzda yüksek kolektif güce sahip arkadaşlarımız var. En azından o kadroları sizlerle ben de paylaşmak isterim. Ben de böyle kadrolar gördüğümde merakla bakıyorum. Hem dizilişine bakıyorum, nerede neyi kullanmış, hangi futbolcuları var diye. Belki bir seri haline gelirse arkadaşlar, bu tarz böyle yüksek kolektif güce sahip arkadaşlarımızın kadrolarını gösterebiliriz. Ya da futbol liginde mesela çok başarılı bir arkadaşımız vardır ama kadrosu düşük olabilir. Çok iyi oyuncu tercihleri vardır. Oyun tarzından becerisine kadar her şeye dikkat ederekten harika bir kimya oluşturmuştur. Futbol liginde çok iyi sonuçlar almıştır mesela. O tarz videolar da çekebiliriz. Sizler de önerilerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Eğer bu yaptığımızın devamı gelirse bir seri olacaktır. Şu an o zaman rekorumuz 3144. 3144 kolektif gücünü geçen arkadaşlarımız varsa ileride onların da kadrolarına, hesaplarına bakabiliriz. Bu hesaba bakmama izin veren hesabın sahibi Emrah'a da çok ama çok teşekkür ediyorum. Harika bir kadro kurmuş. İnşallah hani istediği çıkaramadığı isimler varsa o isimleri de çıkarır. Sizlere yayınlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.